Tarihin en yıkıcı salgınları. 5. Kolera salgını. 5. kolera salgını, Hindistan'da başlayan 19. yüzyılın 5. büyük kolera salgınıdır. 1882 yılında 8600 kişi bu hastalıktan hayatını kaybetti. Toplamda ise bu hastalık sebebiyle 900 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği sanılmaktadır. Salgının iyi idare edilmediğini düşünen Alman vatandaşları 1893 yılında hükümete karşı protestolar başlattı. Papa 8. Leo'nun emriyle Vatikan'da çevrede bulunan insanların tedavileri için bir hastane inşa edildi. Hong Kong gribi 1968'de ortaya çıkmıştır. Dünya çapında 1 milyon insanın ölümüne sebep olmuş yıkıcı bir salgındır. Hastalık ilk olarak 13 Temmuz 1968'de Hong Kong'da ortaya çıkmıştır. Fakat ayın sonuna kadar Vietnam ve Singapur'da da ciddi vakalar tespit edilmiştir. Eylül 1968'de geldiğimizde hastalık Hindistan, Filipinler, Kuzey Avustralya ve Avrupa'ya çoktan ulaşmıştı. Vietnam Savaşı'ndan dönen askerler tarafından ABD'ye de taşınan hastalık 1969'da ise Japonya, Afrika ve Güney Amerika'yı etkisi altına almıştır. Rus gribi. Rus gribi 1889 ile 1890 yıllarında etkin olmuş ve dünyada 1 milyon kişinin ölümüne yol açmış bir salgındır. Dönemin modern ulaşım altyapısı salgının yayılmasına yardımcı olmuştur. O dönemde başta Rus İmparatorluğu olmak üzere 19 büyük Avrupa ülkesinin faydalandığı 202.887 kilometrelik demir yolları bulunmaktaydı. Salgın ilk olarak 1889 yılında ortaya çıkmıştır. Yalnızca 4 ay içerisinde bütün Kuzey Yarımküre etkisi altına almıştır. 1 Aralık 1889'da en yüksek seviyeye ulaşırken ABD'de salgın 12 Ocak 1890'da en yıkıcı seviyesine ulaşmıştır. Altıncı kolera salgını 1899 ile 1923 yılları arasında tam 24 yıl etkili olmuş ve toplamda 1,5 milyon kişinin ölümüne sebep olan yıkıcı bir salgındır. İlk olarak Hindistan'da ortaya çıkan salgın bu ülkede 800 bin kişinin canını aldıktan sonra Orta Asya, Kuzey Afrika, Doğu Avrupa ve Rusya'ya yayılmıştır. İngiliz Kraliyet Tropikal Tıp ve Hijyen Derneği kurucusuna göre Hindistan'da yapılan festivalde ortaya çıkan salgın burada Afganistan, İran ve Güney Rusya'ya geçiş yapmıştır. Bu salgın 1910 ile 11 yıllarında buharlı gemiyle New York'a getirdiği hastalıklı insanlar yüzünden ABD'de de sıçramıştır. Bu ülkede görülen son kolera salgınıdır. Asya gribi. Başka bir kategori ikinci salgın 1956 yılında Çin'de başlayıp 1958'e kadar sürmüştür. Dünyada toplamda 2 milyon kişinin hayatını kaybetmesi neden olan bu hastalığın vahşi ördeklerden insanlara bulaştığı düşünülmektedir. İlk olarak Çin bölgesinde ortaya çıkan virüs Şubat 1957'de Singapur'a, Nisan ayında Hong Kong'a ve Haziran ayında ise Amerika Birleşik Devletleri'ne ulaşmıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nde Asya gribi yüzünden ölen insanların sayısı ise yaklaşık 70 bindir. 3. Veba salgını. Çin'in güneybatısında bulunan Yunnan bölgesinde ortaya çıkan bu salgın 1894 yılında Hong Kong'a yayıldı. Hastalık sadece birkaç hafta içerisinde 60 bin kişinin ölümüne yol açtı. Hastalık bütün kıtalara yayılarak Hindistan ve Çin'de toplam 12 milyon kişinin ölümüne sebep oldu. Sadece Hindistan'da bu sayı 10 milyon üzerine çıkmaktadır. İspanyol gribi. İspanyol gribi 1918 ile 20 yıllar arasında H1N1 virüsünün ölümcül bir at türünün yol açtığı büyük salgındır. İspanyol gribi ortaya çıktıktan sonra yalnızca 18 ay içerisinde 50 ile 100 milyon arası insanın ölümüne sebep olmuştur. Bu rakamlar o dönem dünyada yaşayan insan sayısının %5'ine tekabül etmektedir. Hastalığın ilginç bir özelliği zayıf, yaşlı insanlar ve çocuklardan çok sağlıklı genç erişkinlere etkilemiş olmasıdır. Bazı tarihçilere göre 4 yıl süren 1. Dünya Savaşı'nın bitmesinden önemli bir etkin olmuştur. AIDS. Bilinen ilk AIDS vakaları 1981 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin New York ve Kaliforniya eyaletlerinde tespit edilmiştir. Teşhisin konulduğu şahıslar hastalığı cinsel yola kapanlar veya ortak şırınga kullanan uyuşturucu bağımlısıydı. Daha sonra hastalığın nedeninin HIV virüsü olduğu bulundu.
ve 1985'te ilk kan testleri geliştirirdi. İlk olarak Afrika'da ortaya çıktığı düşünülen bu hastalık hakkında Birleşmiş Milletler'in 2004 raporuna göre dünyada 38 milyon kişi HIV taşımaktadır. Hastalık bugüne kadar yaklaşık 40 milyon insan ölümüne yol açmıştır. Kara ölüm ya da kara veba. 1347 ile 1351 yılları arasında Avrupa'da çok büyük bir yıkıma yol açmış veba salgınıdır. Asya'nın güneybatısında ortaya çıkan bu hastalık 1340'lı yılların sonlarına doğru Avrupa kıtasına ulaştı. Avrupa nüfusunun yaklaşık 3'te 1'i bu salgında hayatını kaybetti. Salgın orta doğru Hindistan ve Çin'de de dahil olmak üzere yaklaşık 75 milyon kişinin ölümüne sebep olmuştur. Salgın hastalıklardan nasıl korunuruz? Özellikle son dönemlerde gündemde yer eden koronavirüs ile salgın hastalıklardan korunma konusunda bilinçlenmek ayrı bir önem arz etmektedir. Koronavirüs dahil birçok salgın hastalıktan bazı basit önlemler ile korunabiliriz. Solunum yolu enfeksiyonu bulunan kişilerle temastan kaçınmak, sık sık ellerimizi yıkamak, çiftlik hayvanları veya vahşi hayvanları ile korunmasız temastan kaçınmalıyız.